Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 21 Şubat Cuma güne Ay Kova burcunda başlıyoruz. Küçülen fazla e, gün içerisinde de Kova burcundaki seyrine devam ediyor olacak. E, biraz daha böyle olaylara muhalefet tarzda bakmaya e, müsait olduğumuz özgürlükçü fikirlerimizi özellikle yansıtma hususunda kendimize o motive ettiğimiz, yani motivasyonu, fikirlerimizi paylaşmakta bulduğumuz bir gün diyebiliriz ki e, kova enerjisine de çok yatkın bir açıyla güne başlıyor. 0 ve 13te kesinleşecek olan Ay ve Uranüs arasındaki kare açı, özellikle duygusal anlamda bir e, düzensizlik var burada. Yani çok stabil olmayan bir enerji var. Duygular çok böyle e, sabit değil. E, hissettiklerimizi ifade ederken asi olma, marjinal olma, şok edici tavır ve davranışlar içerisinde bulma durumu söz konusu. Özellikle sabah saatlerinde gerginleşme, stres yönetimi de zayıf olduğu için gergin hissetme enerjisi ön planda olacak. Ki gün geneli zamanı geldiğinde açı kesinleştiğinde söyleyeceğim ama çok da böyle gerilmeye müsait bir gün değil. Onu da belirteyim. 05.25'te Ayın Şiron'la yapacak olduğu seks dille birlikte ee, özellikle bize zaf ya da zafiyet olarak nitelendirilen, yara olarak nitelendirilen bir duygu ya da durumu e, biraz daha akılcı bir şekilde gözlemleme imkanı bulabilecek olduğumuz bir zaman dilimi. Şiron biliyorsunuz ki Koç burcunda Ay ve Şiron arasında bir seksil açı söz konusu olacak. Şiron Koç burcunda özellikle kendimizi birey olarak ifade etmek, düşüncelerimizi yansıtmak konuları e, Şiron'un Koç burcunda doğasında çalıştığında biraz zordur. Kişi e, eğer ki böyle kendi düşüncesini söylerse kötü karşılanacağını düşünür ya da isteklerini ifade ederse daha doğru cümle. E, Ay da bu, e, Kova burcunda olduğu için e, burada bir destek enerjisi var. Kendimizi şifalandırmak hususunda değerlendirmenizi de ümit ediyorum bu yönde. 12.09'da tüm gün etkisi altına alacak bir enerji var. Mars'ın Uranüs'le yapacak olduğu üçgen açı. Şimdi Uranüs çok da böyle tahmin tahmin edilebilir bir enerji değil. Zaten yörüngesi bile farklı çalışır. Hani böyle 10 tane şeyi olan yörüngesi olan bir enerji. O dönüşü bile bir fıçı gibidir yani gökyüzünde baktığınızda. Şimdi Mars'la yaptığı bu üçgen açı evet iyicil bir enerji. Özellikle fiziksel olarak ki Mars Oğlak Burcu'nda güzel bir yerde görünüyor. Fiziksel olarak aldığımız aksiyonlarda yenilikçi, biraz daha girişimlerimizi bilime dayalı, gelişime dayalı, yenilik enerjisine dayalı şekilde yapacak olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda bu tarz imkan, fırsat ve şansların da hani böyle sürpriz bir şekilde hayatımıza yansıyabilecek olduğunu gösteriyor. Hani hiç cesaret edemediğimiz bir şey hususunda o anki enerjiyle bir başlatma güdüsü oluşturabiliriz. Bir gün önceden bu açıyı hissetmeye başladık yaklaşık iki gün önceden aslında Mars'ın hareketi nedeniyle önümüzdeki iki günde hissediyor olacağız. Bu yaklaşık 5-6 günlük süreç zarfında hareketlerimiz çok da alışılmışın getirisi değil. Yani daha alışılmışın dışında olacaktır ama pozitif yönde destekleyecektir aynı zamanda. 16-16 günün son açısı Mars'ın Şiron'la yapacak olduğu bir kare var. Şimdi sabah saatlerinde dedim ya o fevrilik işte bir şekilde o dürtüsellik. Burada diyor ki yapacak olduğum, adım atacağım, fiziksel olarak girişim içerisinde bulunacağım bir konuda yara alma, kaza yapma, sakarlık yapma konusunda birazcık aktif olabileceğini gösteriyor durumun. Ee, bu iki gün önce ve iki gün sonra olarak etkisini hissettirecek bir enerji. O nedenle çok riskli hareketlere girişmemekte fayda var. Yani uzmanlaşmadığımız müddetçe Uzmanlık gerektiren fiziksel gücü kullanmamak gerekiyor diyebilirim bu noktada ya da çok riskli bir şey güvenmediğiniz merdivene basmayın gibi yani günün son enerjisi de bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.